Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Muğla Dalaman, Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi Fırat Apartmanı ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden biri Sayın Avukat Günnur Sancak hanımefendiden sizlere sesleniyoruz. Bakalım burada verilen hizmetler, sektör olan katkıları, tercih edilme sebepleri ve hizmet kalitesine dair bizlerle ne gibi değerli bilgilerini paylaşacaklar. Günnur Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyi. Çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir çalışmanın içerisinden bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgileriniz ve tecrübelerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Öncelikli olarak teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şimdi Günnur Hanım, ben hizmetleriniz, sektör olan katkılarınız ve tercih edilme sebeplerinize dair tüm değerli bilgilerinizi sevgili izleyicilerimize aktaracağım. Ancak öncelikle sizleri biraz daha yakından tanıtabilmek amaçlı sormak istiyorum. Sayın Günnur Sancak kimdir? Bu sektörle buluşmanız ne zaman ve nasıl başladı efendim? Ben 1974 Erzurum doğumluyum. 1994 Ankara Hukuk mezunum, girişliyim. Ankara Hukuk'tan mezun olduktan sonra Dalaman'a yerleştim. Ve şu an mevcut olan ofisimde çalışmaya başladım. Yaklaşık 21 yıllık avukatım. 2000 yılından günümüze avukatlık yapıyorsunuz ve bunun 20 yılı özellikle içinde bulunduğunuz kendi bölgenizde, ofisinde. Kendi ofisinizde devam etmekte. Evet. Yine verdiğiniz hizmetlere değinmeden önce konumunuzu bir kez daha değerli izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum izin verirseniz. Bulunduğumuz yer Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi, Fırat Apartmanı dedik. Ve yaklaşık çalışma alanımız kaç metrekarelik bir ofis burası efendim? 50 metrekare. 50 metrekarelik bir alan içerisinde kişiye özel çalışıyorsunuz. Evet. Gelen misafirlerinizi siz ağırlamaktasınız. Evet. Peki size gelen konuklarınız ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte? Bu hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor efendim? Muğla'nın ilçeleri, Türkiye genelinde de duruma göre çalışmayı tercih ettiğim işlerimiz oluyor. Hı hı. Ama ağırlıklı olarak Muğla'nın ilçeleri. Yakın bölgenin tamamı. Evet. Sadece içinde bulunduğumuz bölgede de sınırlı değil. Muğla'nın bütün ilçelerinden gelen evet. misafirlerimize hizmet sunabiliyorsunuz. Evet. Peki size gelen konuklarımız ağırlıklı olarak hangi sorunlarla size gelmekte? Siz onlara ne tür hizmetler sunabiliyorsunuz efendim? Aslında Dalaman bir ilçe olduğu için, ofisimiz de burada bulunduğu için burada pek tek bir hukukun tek bir dalında uzmanlaşmamız çok mümkün değil. İcra, boşanma davaları, gayrimenkul, tazminat dosyaları ve ceza dosyaları olmak üzere. Tüm bu konularda hizmet verebiliyorsunuz. Hizmet verebiliyoruz. Peki biraz tercih edilme sebeplerinize değineceğim. Evet, 21 yıllık bir istikrar aynı bölgede hizmet vermek öncelikle tercih edilme sebeplerinin başında geliyor. Tabii ki engin tecrübeleriniz, başarılı çalışmalarınız, sonuç odaklı hizmetleriniz sizi diğer dostlarınızdan ayıran özelliklerken sormak istiyorum. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden çok sayıda avukat arkadaşımız da var bölgede. Evet. Özellikle insanların sizi tercih etme sebebi size göre nedir? Niçin insanlar sizi tercih ediyorlar? Beni tercih etmelerinin nedeni bağımsız ruhluyum, doğal ve dobrayım ve iyi niyetli bir insan olduğuma inanıyorum. Müvekkillerim ve çevresi, beni tavsiye edenlerin temel tercih nedenleri bence dürüst olmam. Ayrıca aldığım işleri sonuna kadar müvekkilleri yalnız bırakmadan takip edip sonuçlandırmam. Bugüne kadar yani problem yaşadığım veya sıkıntı duyduğum pek kimse olmadı. İşi biten müvekkillerim sağ olsunlar beni çevrelerine de dostlarına tavsiye ediyorlar. Çünkü aslen buralı olmadığım için akraba çevrem, aile çevrem burada değil. Bu sebeple de iş çevrem ve iş potansiyelim memnun olan müvekkillerimin tavsiyesiyle oluşmuştu. Kesinlikle. 20 yıldır da sağ olsunlar yalnız bırakmıyorlar beni. Harika. Şimdi özellikle ilk farkımız dürüst çalışmak dedik. Evet. Kişilere ayırdığımız özel dakikalar, zamanlar, sonuç odaklı hizmetler evet. ve sonuna kadar da kendileri adına özellikle işlerimi takip edebildiğim gibi onlarla diyaloğumu kesmiyorum. Bu çok önemli bizim için. Çok çok önemli. Gerçekten tercih edilme sebeplerinin başında bu geliyor diyelim. Peki şimdi yakın çevrenin tamamından gelen taleplere cevap verebiliyoruz dediniz. Bizi izleyen izleyicilerimizden yine böyle bir talep gelmesi durumunda değerli izleyicilerimiz sizlere nerelerden ve nasıl ulaşabiliyorlar efendim? Cep telefonumdan ulaşabilirler. Ben de çalayım. Sizlere ulaşabilecekleri cep telefonu. 0505 933 12 00. Ayrıca mailden ulaşabilirler. Hmm. Hukukbürosu@gunnurungesi.sancak@hotmail.com.
Mail adresinden ulaşan değerli izleyicilerimiz verdiğimiz hizmetlere dair görseller ve materyalleri bulabilecekleri gibi ayrıca telefon numaralarımızdan da bizlere ulaşabiliyorlar. Özellikle hizmet almak, randevu oluşturmak ve hatta sadece danışabilmek adına da numaranızdan sizlere ulaşabilecek değerli izleyicilerimiz sizlere ulaşacakları telefon numarasını bir kez daha tekrar etmek istiyorum izin verirseniz. 0505-933-12-0 GSM numarasından mesai saatleri dahilinde sizlere aramaları mümkün diyelim. Peki her gün biraz daha kendinizi geliştirdiniz. 20 yılı aşkın bir tecrübe ve bölgedeki 20 yıllık istikrar. Bugün bu bölgede gerçekten bu sektöre yön veren işletmelerden birisiniz. Geleceğe dair projeleriniz. Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Var mı bu sektörle alakalı bir değişiklik? Bu konuya yani samimi olarak cevap vermek isterim. Geçmiş yıllarda yani bunca yıl müvekkillerle ayrıca belediye avukatlığını yaptığım bir dönem. Severek bu mesleği yaptım. Ancak son yıllarda açılan özel üniversitelerden mezun olan hukuk mezunları sebebiyle de avukat sayısı çok fazla arttı. Bizim gibi biraz belli bir standarda ulaşmış olan meslektaşlarımızın birçoğunu düşündüğü gibi tahminim. Ben de daha huzurlu, sakin, yine mesleğimi severek yapmak istiyorum. Yine Dalaman'da yaşamaya devam etmek istiyorum. Yani şirketleşme veya daha çetrefilli bir iş düşüncem yok. Özellikle rekabet falan düşünmüyoruz. Biz rekabet düşünmüyoruz. Sanki geliştirmek, büyümek, daha çok insana hitap etmek gibi büyük hırslarımız yok. Yok. Önceliğimiz kalite ve sonuç odaklı hizmetler devam edecek. Evet. Müşteri memnuniyeti bizim için olmazsa olmaz. Evet. Huzurlu, sakin ve kaliteli bu mesleği düzgün yapmak istiyorum. Hepsi bu. İnşallah Allah'tan nasip eder böyle çalışmayı devam ettirirsiniz. Şimdi biraz evvel de söylediniz. Konunuz üzerinde özellikle bir konu üzerinde uzmanlaşma imkanımız çok fazla yok dediniz bölgede. Maalesef. Çünkü birçok konularla size gelebiliyorlar ve siz de o birçok konuya bakmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü bölgeye baktığınız zaman bunların tamamına hizmet verirseniz ancak ayakta durabiliyorsunuz. Evet. Maalesef. Böyle de bir uzmanlık alanı maalesef oluşmuyor. Şimdi bölgede. Şöyle, burada ilçelerde hukuk avukatlık bürosu olan avukatların birçoğunun hatta neredeyse hepimizin uzmanlaşma şansı pek olmuyor. Çünkü büyük şehir değil. Gelecek iş talepleri çeşitli olduğu için uzmanlaşma şansımız pek olmuyor. Ama bunun bize eksisi değil, bana göre artısı var. Çünkü biz hukuk fakültesinden mezun olduğumuz zaman zaten her konu, her kolundan eğitim alıyoruz. Ve değişik ceza, hukuk, icra, aklınıza gelebilecek hukukun her alanında iş aldığımız için bilgilerimiz daha güncel ve daha tecrübemiz de artarak devam ediyor. Uzmanlaştığınız zaman, sadece örnek veriyorum, ceza davalarına uzmanlaşırsanız hukuk davalarından haberiniz olmayacak. Çünkü gündemi takip etmek de malum zor, çok zor. Şey. Yasalar çok sık değiştiği için son 20 yılda. Dolayısıyla bizim bir avantaj olarak ben onu görüyorum. Dezavantaj olarak değil de uzmanlaşmak biraz kolaycılık gibi bence. O da büyük şehirlerin getirdiği bir şey. İlçelerde biraz zor. Biz zaten bu tempoya alıştık. Bu tempoya da devam etmekten keyif alıyoruz diyebiliriz aslında. Ha, şunu yapabilirim. Yapıyorum daha doğrusu. Aldığım işlerde sevip sevmediğim işler var. Yani bazı işleri sevmiyorsam almıyorum. Yani öyle bir konforum da artık olsun. Severek takip edeceğim, müvekkilimle iyi iletişim kuracağım işleri alıyorum. Yani tercihi ben ve müvekkilim yapıyoruz ama esasında ben yapıyorum. Çünkü bir işi sevmiyorsam, bir davanın konusunu vicdanıma uygun değilse o işi almıyorum. Yani oradan kazanacağım paramda çok bir önemi yok. Yine Dalaman'da yaşayacağım için. Yani yine mutluyum burada. Harika. Bir şey değişmiyor yani. Harika. Şimdi biraz evvel de söyledik. Birçok konuda bakıyoruz dediniz. Gelen davaların birçok konusunda bizler eğilmek zorunda kalıyoruz. Bunlardan bir tanesi boşanma davaları. Evet. Özellikle büyük şehirlerde çok yoğunlaşan bu davalar çok arttı. Malum ekonomiden zannediyorum kaynaklı. Tabii ki bu konuda en fazla siz tecrübe sahibisiniz. Boşanma davaları bölgemizde de arttı mı? Bununla ilgili artı sebepleri size göre nedir efendim? Boşanma davaları son yıllarda bence arttı. Bunun nedeni ekonomik sıkıntılar, son bir yıldır pandeminin de olması, çiftlerin eve kapanmış olması, bunlar büyük etken ama asıl temelindeki etken şu, insanların yani kadın veya erkek ayırmadan söylüyorum, evlilikteki gerekli sorumlulukları yerine getirmemesi, biraz toplumun son yıllarda bence dejenere olmuş olması evlilik kurumuna zarar veriyor. Çünkü insanlar vicdanlarıyla
davranmıyor ve yaşamıyorlar. Birbirlerine de özen göstermiyorlar. Aslında birbirlerine biraz özen gösterseler, empati kurabilseler. Her şey çok daha güzel olacak. Çok güzel olur. Ben mesela gelen boşanma davalarında ilk görüşmemde özellikle müvekkillere şunu söylüyorum. Bir kez daha düşünün diyorum. Mesela nedenlerini dinliyorum. Eğer nedenleri bana göre bir evliliği bitirmeye hani çok keskin problemleri değilse biraz daha düşünmesini, boşanmanın hani biz istediği zaman açabileceğimizi. Kesinlikle. Çünkü evlilik kurumunu önemsiyorum. Ancak bazı evliliklerde eşlerin birbirlerine karşı olan duyarsızlıkları, bu bölge için söylüyorum, diğer bölgeleri pek bilmiyorum ama bu bölgede genelde erkeklerin biraz dış yaşama eğilimli oluşu kadınları yıpratıyor. Bu sebeple kaynaklanan boşanma davası çok fazla. Bu konuda biraz daha özenli olmalılar. Pandemiden dolayı da çiftler evde daha çok zaman geçirdiği için sanırım birbirlerinin eksiklerini daha çok görmeye başladılar. Evet. Bu sebeple de boşanmalar çok arttı. Mutlaka tabii ekonominin de bunda katkısı çok fazla. Ekonomik evet. Durumun, ekonomik rahatsızlıkların da zaten çiftlerin birbirine ayrılma sebebi. Zaten birçok problemin temelinde ekonomi var. Maalesef. Hani bu yadsınamaz. Daha özele indiğimiz zaman benim dediğim sebepler. Ekonomi zaten çoğu anlaşmazlık davalardaki özellikle. Kesinlikle. Her tür davada temel etkenlerden birisi. Şimdi Yunur Hanım. Aslında burada verilen hizmetlerinizin tamamını sevgili izleyicilerimize aktarmamız ve bu kadar kısa sürede aktarmamız biliyorsunuz ki çok mümkün değil. Ancak çok yoğun bir temponun içinden bizlere zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için ben sizlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Başarılarınız daim, kazancınız, rızkınız, bereketiniz de bol olsun diyorum. Ve bugün bu sektörde gerçekten zirvede işletmelerden biri olmanızın bana göre de en önemli etkisi müşteri memnuniyeti. Şu an bizi izleyen izleyicilerimizin de içerisinde belki ilk günden bugüne sizleri tanıyan, sizden özellikle hizmet alan, aldığı hizmet sonrası duyduğu memnuniyeti de dostlarıyla paylaşarak bugüne kadar portföyünüz oluşturmuş çok sayıda izleyicimiz şu an sizi izliyorlar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz efendim? Bugüne kadar beni yalnız bırakmayan müvekkillerime, arkadaşlarıma, bizi dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Umarım hepsi hayatında mutlu olur. Efendim, teşekkürler. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum. İzin verirseniz ben size veda etmeden önce sizlere tanımayan değerli izleyicilerimize sizlere adına minicik bir davetle sizlere veda etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz sizlere Muğla, Dalaman ve sektörün yıldız firması Sayın Avukat Günnur Sancak hanımefendinin ofisinden seslendiğini söylemiştik. Bölgede bu sektöre ihtiyacı olan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. 20 yıl aşkın tecrübenin başarıyla sonuçlandığı birçok hizmetiyle gerek müşteri memnuniyetleri, gerek kendileri ve bugüne kadarki verdiği hizmetleri tanıdığınızda zaten sizlerin de çok fazla söze gerek duymadan hizmet alacağı bir işletme olarak burayı size tavsiye ediyoruz. Ve sözü merkez CEO'larımıza bırakıyoruz efendim.